Şöyle geçiyorum. Ayna ayna söyle bana. Daha 14. yüzyıldan sonra. Çok av. Bunu şey filan değil ki. Çok enteresan olmaz. İstanbul'da filan var. Ne olsun abi? Olsun. Aa, çok güzel. Yani Bizans sanatından sonra mozaik. 14. yüzyıldan sonra İstanbul'da mozaik yapılmadı yani. Çok güzel. Bir Bedir Rahmi Eyüboğlu vardı. Eyvah, Merve Hanım mı tutsaydı daha iyi olurdu. Evet, diğerlerini de şey yapalım. Hı hı. Ne olur bir şey. Bu bir lale. Zeyfa. Ben Serap Esra Emine. Ben Serap Esra Emine Arzu Esma. 8A sınıfı yapmış. Evet, diğerini de. Bunların yapılmasıyla ilgili bir takım fotoğraflar da var sevgililerimizin içinde. Hı hı, tamam. Çok güzel olmuş bu. Tabii oradan parlıyor mu bilmiyorum. Yok, parlamıyor. Koyayım. Tabii etrafında oturuyorlar ya, o yüzden yazılı bir ters ters görünüyor, bir ters böyle görünüyor. Evet, tabii. Beraber görebilir misiniz? Böyle siz de şey yapın, ona uygun. Sen burada yazılar, sen buraya geldin. Sizi ben bir gün yayına da alayım. Çünkü şimdi bu tabii süre kısıtlı. Mirasına sahip çıkamayan, kimlik sahibi olamaz sözünden hareket eden Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'ndayız ve Vakfın Başkanı Faruk Pekin'den çalışmalarıyla ilgili bilgi alacağız. Merhaba Faruk Bey. Şimdi vakfınızın ismi Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı deyince çok sivil toplum kuruluşuyla şimdiye kadar konuştum ben ama galiba Türkiye'de en çok iş size düşüyor. Ne dersiniz? Çocuklarımıza, geleceğin sahiplerine bu kültürü, bu mirası taşınma gibi bir İşler yüklenince işler bir aile ağırlaşıyor. Tabii ki çerçevede çok genişliyor. Bu nedenle zor bir iş, hele hele işte kültürel mirasa sahip çıkılmayan ülkemizde sorunları çözmeye kalktığınızda. Kültür karıncaları adı altında çocuklarımıza kültürel mirası aşılamaya çalışırken bu yolda gönüllü olarak bizimle beraber çalışanların eğitimi bakıyorsunuz başka bir proje gibi karşına çıkıyor. Eğiticilerin eğitimi, o insanların eğitimi, onların kültürel bilgilerle donanımı ama daha da çok o süreç içerisinde çocuklarımıza bilgi aktarma yol, yöntem vesaire bakıyoruz. Onların da eğitimi vakfımızın ayrı bir çalışması haline geliyor. Şu anda kültür kalıcılarında 70 gönlümüz var. Önemli olan şey şu anda İstanbul'un böyle çok gizli kalmış köşelerinde değil belki bilinen yerlerindeki bütün o kültürel mirası taşımak istiyoruz. Sonuçlar çok iyi. Geri dönüşler çok iyi. Bu dediğim gibi interaktif bir çalışma. Şimdi Avrupa Kültür Başkenti olacak İstanbul 2010 senesinde. İstanbul'a çok şey katacak belki bu proje. Ama sanıyorum vakfınızın çalışmalarıyla Türkiye'nin geleceğine de çok büyük katkılar sağlayacak. Bu proje kapsamında işte az önce bahsettiğiniz karıncalar bunlardan sadece bir tanesi.
şey de var tabii, yani şöyle biraz daha farklı projelerle İstanbul dışına da taşımak istiyoruz. İlk plan öyle görünüyor. Gerçekten şu anda Anadolu'nun ücra köşelerinde sahip çıkılması bekleyen onlarca kültürel miras noktası var. Bunlar tabii öyle bir şey ki eğer sahiplenemezsek böyle elimizden bir sabun köpüğü gibi kayıp gidiveriyor. Bunlara gerçekten bir sahip çıkmamız gerekiyor. Belki bu anlamda da sanal müze oluşturma gibi bir çalışmamız var. Epey bir hallettik, yani teknik olarak epey bir hallettik. Tabii büyük maliyetlerle olan bir şey bunlar ama yine de. Nasıl olacak o? Ben çok merak ettim sanal müze. Sanal müze şöyle, bir müzemizi alacağız. Üç boyutlu bir şekilde oturduğunuz yerden web sayfamızda o müzeyi gezeceksiniz. Böyle gireceksiniz, belki de bir objeye altından, üstünden, kenarından bakacaksınız. Ama o objeyle ilgili her türlü bilgi yan tarafta yer alacak. Hatta o tarihsel kalıntının bazı ilişkileri varsa, örneğin onun bir başka parçası yurt dışında bir başka müzede ise onu da karşınıza getirmeye çalışacağız. Önemli olan konu kültürel bilince sahip çıkma, evet. Bunu sağlayabilmek. Yani bu kültürel alandaki her türlü zenginliğimizi bir bilinç olarak taşıyabilme, bir farkındalık yaratma. O farkındalığı yaratmak zaten her şeyden önemlisi ama sanırım bu da seminerlerle mümkün oluyor bir aşamada. Hayri Bey'e soralım o zaman seminerleri de. Gördüm başlıkları, çok güzel konular gerçekten. Hemen hepsine kayıt olmak istedim ben de. İsterseniz başlıkları, seminerle ilgili ayrıntıları sizden alalım. Vakfımız 4 yıldır bu tür çalışmalarına devam ediyor. Artık bir gelenek haline geldi neredeyse. Ve hem hocalarımız hem derslerimiz oldukça enteresan. Ekseriyetle müze uzmanları ve üniversite hocaları derslerimizi veriyorlar ki dinler tarihi seminerlerimiz çok ilgi çekiyor ve katılımın çok olduğu dersler başında geliyor.